Evet arkadaşlar. Lab 1 videosuyla birlikteyiz. Evet. İlk yokta projesi derleme, build etme labini yapacağız şimdi hemen hızlıca. İlk dip dalışımızı yapıyoruz. Evet, bir Open Embedded Environment ortamını biraz önce gördüğümüz, bir önceki videoda gördüğümüz slide'larda gördük. Source ederek ilerlemiştik. Temel bir machine konfigürasyonu yapacağız. Camu yerine BeagleBone yazacağız sadece. Ve ilk POC imajımızı bakalım derleyeceğiz. Şimdi ilk kurulum. Go to home Yocto Labs. Tabii o sizin home klasörünüzün altına yaptığınızı varsayıyor. Problem değil. İsterseniz home klasörü üzerinde çalışın. İsterseniz benim gibi, yani ben düzenlemek durumunda olduğum için bir workspace altında çalışıyorum. Benim çalıştığım nokta burası. Siz bu Yocto Labs klasörünü cihazınızı istediğiniz yerine koyabilirsiniz. Tercihen bu home klasörü altına koymanızı ben de tercih ederim. Dolar home nedir bu arada? Bakın. Bunlar sistem variable'ları. Echo dolar home dediğiniz zaman sizin ev klasörünüzü kastediyor yani. Dolar büyük harf. Environment değerini handle eder dolar büyük harfli. En bilindik environment'lar nedir? Mesela pet. Petinizle alakalı. Pet nedir? Yani binary'lerin cihazın içerisindeki executable'ların default erişecek klasör listesi, başka bir şey değil. Evet. Şimdi Yocto Labs klasörün içerisinde miyiz? Evet, Yocto Labs klasörün içerisindeyiz. Önceki videoda indirmiştik. Şimdi kopyalıyoruz. Bakalım bende de eksik paketler varsa yüklesin. Enter diyorum. Evet, eksik video paketlerimi indiriyorum. Evet, kurulum tamamlandı. Ve şimdi Poki'yi çekme zamanı. Haydi bakalım klon edelim. Evet, klon işlemi de tamamlandı. Şimdi Poki klasörü indi. Bakalım neler var burada. Evet, bir Poki klasörü klon işlemi sonrası geldi. İçine girdik. Ve checkout yapacağız. Neye checkout yapacağız? Şimdi bir miktar git biliyor olmanız da çok büyük bir avantaj. Bakın burada pek çok remote'da branch var. O branchlerden birine şimdi checkout olacağız ki, yani biz bir git reposu dan projeyi klon ettik. İlgili branch'e geçiyoruz. Sumo branch'ine geçiyoruz. Evet, şimdi kontrol ediyorum. Git branch'ine, bakın artık sumo branch'indeyim. Evet, çok tatlı bir noktadayız. Bakın, BB layers do not include Meta Yocto BSP patch. Nerede bir patch var? Bizim Yocto Labs'in içerisinde bir patch var. Onu buraya patchleyecek. Harika. Hemen yapalım. Git am. Ben recursive olarak gidiyorum. Yocto Labs'in içerisinde bootlin lab data içerisinde 301 BB layers do not bıda bıda bir şeyi patchlemiş. Please tell me. Evet, benim yeni kurulumum olduğu için ilk önce ben bir kendimi tanımlayayım ona. Şu patch'in içerisine bir gidelim bakalım. Bakın hangi dosyada? BBLayers.conf dosyasına meta-yokta-bsp satırı
ile alakalı bir değişiklik var. Bunu buraya ilave et. Evet, devam edelim. Şimdi diyor, bir zahmet diyor, root direktörüne, root direktör derken project root direktör, yani yok da lapsa geri dön lütfen diyor. Evet, hemen dönüyorum. Ve metatiyayı indiriyoruz. Esas olan. Gel bakalım. Klon ediyoruz. Haydi bakalım klon olalım. Tamamlandı. Tabii ki metatiyayı da eşitlememiz lazım. İkisinin de sum olması lazım. Şimdi metatiyayın içerisine girelim ve sumo'ya, sumo branch'ine geçiş yapalım. Poki'miz de sumo, metatiyayımız da sumo. Poki neyse eklediğiniz layer'larda aynı git branch'inde olacak. Evet, bunun da güzel arkadaşlar çalışmışlar. Patch hazırlamışlar. Patch'lerin isimlerinden bakın. Yani patch'in ismi de zaten patch'i hazırlarken verdiği git komitenin ismi aslında. Simplify Linux TI Staging Receipt. Burada bir değişiklik var. Do not use base read file. Burada bir şey düzeltmişler. Receipt space BSP U-boot fix non booting U-boot. Bakın burada da bir fix var. Burada bir ufak ekleme var. Diğerleri fix. Bir de fix bitbase warnings. Çok güzel. Şimdi default kullanacaktık bunu yoksa biz. Bu arkadaşlar bir şeyler yapmışlar bizim için. Haydi bunları teker teker ekleyelim. Şimdi bir git am diyelim. Yoctolabs içerisinde bootlinlab data'da 301 simplify. Bir. İki. Üç. Bu bir uyarı aldık. Evet, uyarıları alınca şöyle hızlıca bir patch'in içerisine baktım. Tab ve space meselesi. Umarım başımıza bir iş açmaz. Evet, dördüncüyü de patchliyorum. Tamam. Şimdi setup'ta build environment'a geldik. Haydi bakalım Yoctolabs'a dönelim. Sonra Poki'mize gireceğiz. Ha, ya da Poki'nin dışından yapalım diyor. Tamam. Source diyoruz. Poki. Evet. Şimdi neyi source diyoruz? Bir hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Yorum satırı. DS. Bakın burada. Bakın mesela bir OE root değişken ataması yapılmış. Template conf değişkenleri ataması yapılmış. Bunlar bizim çalışma ortamımızdaki temel environment'ları set ediyor. Hemen hızlıca devam ediyorum. Source dedik. Evet, common targets. Evet, sunumda da bize belirtildiği gibi. Common target da bize listeledi. Şimdi bitbake boşluk target. Şunlar da common target'lar. Sizin ama bizim eklediğimiz layer'lardan yeni target'lar gelebilir tabii ki. Evet, şimdi diyor ki git, bakın burada arkadaşlar şeyi tamamlamışlar. Yani şurada bir local conf'da bu değişikliğin yapılacağı ifadesi yok. Şimdi hemen evet, nano conf
Local Conf açıyoruz. Evet, bak bizi otomatik olarak build klasörün içerisine aldı. Yok dolap sağ altında bir build klasörü. Ve build klasörün içerisinde de otomatik local config bir layer oluştu. Bakın. Machine camo x86 distro paki package class package RPM olarak ifade edilmiş. DebugTVX açılıyor. Böylece mesela SSH şifresiz bağlanma gibi özellikler açık. Bunları detaylı okumanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi şurada machine ifadesini arıyoruz. Bakın machine selection. Evet, buradaki Camo 86 yerine şimdi biz BeagleBone yazacağız. Şimdi burayı BeagleBone ifadesiyle değiştiriyorum. Ve burada soru işareti eşittir, çift soru işareti eşittir, iki nokta üstü eşittir. Bunlar yeri gelince ifade edilecek. Evet. Eğer disk probleminiz varsa aynı dosya içerisinde inherit remove work ile daha az diskinizde alan kullanımı için bir konfigürasyon yapmış olursunuz. Package derlendikten sonra onun derleme temp work altını muhtemelen temizliyor. Temp work altını temizlemiş olacak. Küçük bir disk alanı kullanmış olacaksınız. Ben şu an tercih etmiyorum onu. Eğer tercih ederseniz yapacağınız şey bu satırı alıp bu append eder artı eşit olduğu için. Dosyanın en sonuna şöyle rest diyelim. Altına bunu eklediğimizde inherit remove demiş oluyoruz. Bende de şu an açık kalsın. Evet, şimdi bblayer konfumuzu açalım. Bize diyor ki metatiyayı ekledin mi diyor. Ey diyor, metatiyayı ekledin mi diyor. Yok dolaps altına herhalde koymuştuk. Haydi şimdi siz de petinizi alın. Yok dolaps altında. Metatiyay. Kontrol ediyorum. Evet, orada. Evet, şimdi hazırız. Tek yapmamız gereken bitbake core-image minimal demek. Ve image altında göreceğiz. Hadi bakalım. Core image minimal minimal bakalım neler olacak. Tabii ki error olacak.
Her ne kadar 18.04 validate demese de benim tecrübemle sabit 18.04 validate. Ben ne kullanıyorum diye bakayım. ...18.04'teyiz. Evet arkadaşlar, Bitbake işlemimiz başarıyla tamamlandı. Artık şimdi açıyor olduğum klasör altında derlemelerimiz tamam. Burada kernel, uboot, device tree dosyamız, MLO loader'ımız ve sevgili rutefs'imiz buradalar. Şimdi yolumuza devam edelim. Haydi şimdi SD kart yakma zamanı. Şimdi SD kartımızı bilgisayarımıza takalım. Evet, öncelikle şundan bahsedelim. Her cihazdaki, her laptoptaki, kasa bilgisayardaki SD kart girişinin doğasıyla alakalı olarak sizde MMC B2 olarak da gözükebilir. Bendeki gibi SDD olarak da gözükebilir. Öncelikle yapacağınız buna %100 emin olmanız gerekiyor. Hemen görsel olarak da Ubuntu veya Ubuntu türevi bir şey kullandığınızı varsayıyorum. Disk uygulaması vardır. Disk uygulamasını açarsanız şurada zaten SDD olduğuna da emin olursunuz. Çünkü birazdan format atacağız. SDD değil de SDA yazarsanız gençliğiniz heba olur. Şimdi ama laptopunuz da belki MMC B2 0 olarak görünüyordur. Bendeki dönüştürücü dolayısıyla USB üzerinden dönüştüğü için block device olarak gözüküyor. Şimdi devam edelim yönergelere göre. Şimdi bir şu scriptlerin olduğu klasöre gidelim bakalım. O script de standart bir script aslında. Hemen kısaca bir ziyaret edelim. Yaptığı biz partition'ımızı, diskimizi veriyoruz. O da f-diskliyor ve iki parça haline getiriyor. Yaptığı şey vfat ve boot için vfat yapmak ve x4'ü de rootfs için yapmak. Hemen yapalım biz de. İlk önce mevcut mount işlemleri taktığımız gibi otomatik mount olduğu için onları bu mount ettik ve şimdi ben de farklı olarak dev sdd veriyorum. Evet, eminim. Evet, işlem tamamlandı. Şimdi ismi diskimizi bir çıkaralım. Şimdi diskte her ne kadar burada eski bazen format öncesi durumu da gösterebiliyor bu disk uygulaması. Şimdi tekrar takıyorum. Evet, otomatik olarak mount etti. Bir boş bir boot klasörüm ve boş bir rootfs klasörüm var arkadaşlar. Evet. Şimdi işlemlerimize devam edelim. Şimdi yapacağımız şey loader, iki loader dosyasını ve kernel dosyasını boot klasörü içerisine kopyalamak. Hemen yapalım şimdi. Şimdi burası ile işim yok artık. Copy build temp deploy image BeagleBone altındaki MLO uboot zimage dosyalarını şimdi alıyorum. Aldım nereye?
Aldım. Daha önce mount ettiğimiz bulut klasörü altına 1. 2. Hadi şimdi device 3'yi de alalım. Derken karşıma pek çok device 3 dosyası çıktı. Örnekte ise Bomblack Wireless'ın kullanıldığını görüyorum. Ama siz sağ altta görüyorsunuz ki bende BeagleBone White var. Gelin bir farklarını konuşalım. 1. Linux.org'un BeagleBone Community sayfasında çok güzel bir içerik var. Temel gördüğünüz gibi biri beyaz, biri siyah ama onun dışında önemli farklar var. En başta kullanıldığı işlemci, bendekinde AMD 3159 var. 5859 ship edilmiş farklı zamanlarda, farklı revizyonları. Bende AMD 3159'lu. BeagleBone Black'ler 3358'li geliyor. RAM de hatırı sayılır bir DDR2, DDR3 ve boyut farkı var. BeagleBone Black'te 4 GB eMMC var. Yani eMMC yani onboard bir MMC flaşör, 4 GB hem de ve üzerinde de önceden yüklü olarak bir Debian ARM Linux Distribution geliyor. Siz de bu şekilde kullanmak isterseniz, siz de preloaded değilse veya sildiniz, baştan yüklemek isterseniz yapmanız gereken şey şu ki BeagleBone Latest Image sayfasına gideceğiz. Burada işe sıfırdan, yani yokta öncesi ısınma çalışmalarınızı kesinlikle bu Debian dağıtım üzerinden yapın. Hatta pek çok projenizi de bunun üzerinden yapabilirsiniz. Siz şu an yokta öyle uğraşıyorsanız sizin mini mini bir imajı ihtiyacınız var demektir. Ve bunu da muhtemelen profesyonel çalışmalarınız için yapıyorsunuz. Yoksa hobi çalışmaları için buradaki Debian hazır imaj zaten sizin işinizi görecektir. Ve Debian olması tabii ki büyük bir SD kart kullanıyor. Zaten BeagleBone Black'seniz 4 GB eMMC zaten var ama bunu SD kart olarak düşünün. Harici olarak bakın Without Graphical Desktop. Masaüstü uygulaması olmadan sadece sunucu modda, headless modda bir şeyiniz var. IoT projeleriniz için yapabileceğiniz hazır bir Debian. Buradan hangisi sizi ilgilendiriyorsa, bende BeagleBone White varsa bunu indireceğim. Değilse Black Wireless, elinizde hangisi varsa. Bir de Green diye bir model var, Seed Studio'da o. Burada pek çok model var, onların farklarında hızlıca burada. Green'i burada görmüyoruz çünkü Seed Studio kendisi bastı, ürettiği bir ürün. BeagleBone AI ekstra bir farklı AM57 işlemciyle geliyor. Burada da diğer farkları bu BeagleBone.org/bors üzerinden farkları, detayları inceleyebilirsiniz. Bize dokunan farklar neler, devam ediyorum. Şimdi bendeki White'ın bence çok güzel bir avantajı. Onboard USB-D serial var. Yani benim birazdan göreceğimiz gibi ayrıca bir USB TTL dönüştürücüye ihtiyacım yokken siz üzerindeki 6 pinleri, BeagleBone Black ürününüz var diye varsayıyorum. BeagleBone Black'te 6 pin header üzerinden USB to TTL bir ürün alarak, birazdan bir linkte bakarız. En önemli farkı bu. Ayrıca tabii ki avantaj mikro bir HDMI çıkışı var. Tüketimi düşük. İlginç bir şekilde burada 500 mAh'e kadarken burada 460 mAh'e kadar diyor. Buradaki şu onboard USB serial ve JTAG. Şu JTAG'dan da kastı XD100 olarak görürsünüz. Hatta hatırladım XD100 V2 olarak Code Composer'da çıkar. Bir mini USB bağlantısı üzerinden ekranda da gördüğünüz şekilde hem power beslemesini hem de iki seri port interfeysi, biri USB serial, bizim U-boot'umuzun yani debug konsol olarak kullanacağımız kısım. Diğer JTAG'da eğer Code Composer'da geliştirme yapacaksanız orada debugger olarak kullanabileceğiniz interfeys. RTOS, bare metal kullanıyorsanız zaten bu eğitim sizin için değil. Burası sadece yokta Linux eğitimi. Biz bu kısmı ile ilgilenmeyeceğiz ama Code Composer üzerinden geliştirme yaptığınızda XD100 V2 olarak bir USB girişinden iki USB to serial, biri debugger, biri debug konsol olmak üzere hem power'ını sağlamış oluyorsunuz hem de bir de Ethernet over USB özelliğini sağlıyor. Gerçekten güzel bir çalışma. Bayağı bir maker friendly diyeyim bir yapısı var. Şimdi geldik
Bende Bone Black Wireless yok. Bende ne var? Sadece Bone dediği BeagleBone White'ı kastediyor. Ben de onu kopyalıyorum. Sizde hangi ürün varsa onu kopyalayıp atabilirsiniz. Dolayısıyla BeagleBone modelinden bağımsız bir eğitim şu an gerçekleştiriyoruz aslında. Eğitimin diğer slaytlarında BeagleBone Black Wireless'a bağımlı bir adım gerçekleşirse ben de bir BeagleBone Black Wireless edinip eğitimleri oradan devam edeceğim. Şimdi MediaMe boyar. Boot altına DTB ismiyle lütfen at diyor. Yani jenerik bir isimle atacağız ve U-Boot'ta da onu kolayca göstermiş olacağız. Şimdi uncompress yapıyoruz. Niye uncompress yapıyoruz? Şu Core M3 Minimal BeagleBone tarih sezini. Ne var onun içerisinde? Bizim işte BinS, BinUser, ETC, Share vesaire Linux user seviyesi şeylerimiz var. User space kurulumlarımız, paketlerimiz, uygulamalarımız, konfigürasyon dosyalarımız, bildiğiniz Linux klasörler işte. Şimdi gidelim onu açalım. Bir farklı biz bir verbozla edelim. Build'lerine git diyor. Benim build'lerim burada. BeagleBone içerisinde Core Tarik SZ'yi rootfs içerisine koyacağım. Tire büyük C ile nereye açacağımı söylüyorum. MediaMe boya rootfs altına açtım. Permission denied çünkü orada yetkim yok. Sudo oluyorum. Açtım. Neler oldu bakalım. İşte bizim dosyalarımız burada. Bin executable kurulumları. Sbin keza yine öyle. User bin, user sbin altı da keza executable uygulamalar var. Library'de libler, Home'da kullanıcı dosyaları, ETC'de konfigürasyonlar, dev altında driver, user space dosyaları, medya ve MNT mount olan ekstra device'ların takıldığı yerler, Proj ve Sys kernel'ı doğrudan kullandığı klasörler, temporary var, genelde loglar olmak üzere klasik organizasyon. Evet, bir de kibarlık olsun, sync edelim. Şimdi bu mount edelim. Birimi, iki mi mount ettim. Daha da hassas davranarak eject ettim. Şimdi cihazıma takma zamanı. Şimdi cihazımıza SD kartımızı takalım. Sonra da şu setting up serial communication konusuna, yani seri haberleşme kurulumu meselesine geçelim. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi şimdi şu farka dokunmuş oluyoruz. BeagleBone White'da onboard USB to serial var. Dolayısıyla sağ altta gördüğünüz gibi sadece bir mini USB girişiyle hem power'ımı hem de USB to serial interface'imi sağlamış oluyorum ki o da şöyle bir anlam taşıyor. Bakın şöyle bir TT USB 0 FTDI chipseti zaten board'un üzerinde. Ama Black'te FTDI chipset board'un üzerinde onboard değil. Dolayısıyla BeagleBone Black sahipleri benim anladığım kadarıyla
şurada ifade ettiği gayet net ve açık ki bizim Bootlin örneği de o yönde. 6 pinlik sizin BeagleBone Blade'iniz üzerinde bir giriş var, burada da açık ve net görüldüğü üzere. Burada RX, TX ve ground bağlantılarını yapacaksınız. Evet, bununla ilgili pek çok detaylı internette bulmanız mümkün. USB to serial'ları da zaten USB to serial converter, USB to TTL converter dediğiniz zaman Türkiye'de bir sürü maker market var. 2-3 tanesi gayet güzel çalışıyor. Onlardan tedarik edebilirsiniz. FDDR chipsetli olmasına dikkat edin. Prolific'ler belki Windows'ta da bazen problem çıkarabiliyor. Prolific chipsetli dönüştüreceğiniz yerde FDDI daha sizi mutlu eder, benim kişisel tecrübem. Bir de şimdi siz de taktığınız sizin bahsettiğim dönüştürücü şuna benzer. Şu an benim bu üründe kullanmama gerek yok ama ben de Raspberry Pi ile, Orange Pi ile veya başka boardlarımla çalışırken bu yaramazı kullanıyorum. Ama burada şu an kullanmıyorum. Çünkü onboard FDDI chipsetli bir BeagleBone Bone'um var. BeagleBone White'ım var. Evet. Şimdi devam edelim. Evet, burada Pico.com kullanmayı tavsiye etmiş. Sudo apt install Pico.com'la indiriyorsunuz. Sudo add user yapmanıza ne zaman gerek yok. Şu Pico.com'u sudo ile çalıştırırsınız arkadaşlar. Böyle bir ihtiyaç kalmaz. Gelin çalıştıralım. Burası yokto tarafımız olsun. Burada da Pico.com'umuzu kullanalım. Baud RAID'imiz 115-200. Cihazımız TT'ye USB 0 olarak geldi. Evet, içerideyim. Şimdi ben el alışkanlığı olarak CTRL-A, CTRL-X dedim ve çıktım. CTRL-A, bakın burada da ifade etmiş. CTRL-A, CTRL-X yaparak çıkabilirsiniz. Herkesin bir seri ne seri port haberleşmesi, seri haberleşme için kullandığı insanların genelde uygulamalar vardır. İsteyen PuTTY'yi kullanır. PuTTY'nin de Linux host'ta veya Windows'ta karşılığı var. İsterseniz bu yokta işlerini Linux'ta yaparken Windows'ta PuTTY üzerinden seri haberleşmenizi yapabilirsiniz. Tamamen keyif sizin. Ben aynı makine üzerine çalışıyorum hepsini. Bir de Pico.com yerine Mini.com kullanacağım. Mini.com dediğinizde ben daha önceden bir profil tanımlamıştım. DevTT USB 0, CTRL-AZ-O ile serial port setup yapabilirsiniz. Bununla ilgili pek çok şey bulursunuz internette. Şimdi evet, bağlantımızı yaptığımızı kabul ediyorum. Şimdi evet, diyor ki SD kartımızı yerleştirdik. Evet. S2 butonuna basarak bize reset edebileceğimizden bahsediyor. Bende sadece S1 butonu var. S1 butonuna basıyorum. Ve reset alıyor gördüğünüz gibi. Hemen space ile yakalamam lazım. Evet. Üzerindeki. Tam onu da görmüş olduk. S1 butonuna bastığınız gibi Space'e basın ki önceden konfigüre edilmiş network arama işlemlerini yapmasın. Evet, Space'e bastığımız gibi ne oldu? Artık şu gördüğümüz prompt, U-boot'un promptu. Artık U-boot'tayız. Tamam.
BeagleBone White için S1 üzerine yazıyor butonun. BeagleBone Black için de S2 yazan butona bastığınızda cihaz Power Reset olacak. Evet, dökülen mesajları gördük. Şimdi bir print environment yapalım. Oo. Bakın çok güzel. Daha önceden SPI'dan boot etmek için, RAM boot için, MMC boot için pek çok daha önceden tanımlı environment değerleri burada var. Şimdi biz bootlincilerin environment tanımlamasına göre bakın bootcmd'ye bakalım şimdi. Print boot cmd'de ne var bizim? Evet, biz bunu değiştireceğiz arkadaşlar şimdi. Gelin değiştirelim. Bunu fatloadlu versiyona çevirelim. Evet, şimdi gelin set environment işlemimizi hızlıca yapalım. Bakalım kopyalama yapıştırma işleminde problem yaşayacak mıyız? Yaşamadık gibi duruyor. Print environment boot cmd diyorum. Aynı şeyi mi yapıyoruz? Şimdi de boot args'ımızı atalım. Ona da bakalım. Boot args'ı da bir sıkıntı var mı? Doğru. Evet, save environment diyelim şimdi. Save environment sırasında alınan hatayı gidermek için özellikle BeagleBone White kullanıcıları benim gibi şöyle bir değişiklik yapmak durumunda. Burayı kapatıyoruz. Çünkü ufak tefek de olsa U-Boot konfigürasyon, bu U-Boot machine'ler U-Boot div konfigürasyonlarını belirtiyor. Biz default evaluation machine dev config'ini aldığımız zaman bizim ihtiyacımız olan U-Boot konfigürasyonuyla derlenme sağlanmış olacak. Şimdi boot cmd'ye baktığımız zaman bizim bootlinci arkadaşların yazdığı satırı kaydettiğini görüyoruz. Bakın reset attıktan sonra da U-Boot environment'a artık bunun kaydedildiğini görüyoruz. Ne zaman, hangi işlemden sonra BeagleBone conf machine dosyasında yaptığımız küçük U-Boot machine değişikliğinden standart environment config'ini aldıktan sonra reset deyip bekleyerek veya orada direkt boot da çağırabilirdik. Ve bakın şimdi kernel'ımız akıyor ve login ekranına düştük, düşüyoruz. Evet, lab 1'in sonuna geldik. Ders 2'de görüşmek üzere. Ders 2'nin ardından da lab 2 ile devam edeceğiz.